Çalışmaya başlamadan önce ilk önce alçım modelimizin etrafını kullanacağımız porselenin suyunu çekmemesi için izole etmemiz gerekiyor. Bu nedenle izolasyon malzemesi kullanacağız. Elimizde izokeramiğimiz vardı. Bu malzemeyi ilk önce hem kontak yüzeylere hem de dişin servikaline yani porselenin geleceği noktalara sürmemiz gerekiyor. Hem ara yüzlere sürüyorum hem de alçı olan bölgelere sürmüş oluyorum. Ve bu aşamada porselen işlemesi esnasında porselenin tozunun, suyunun alçının çekmemesini sağlamış oluyorum ve bunu bir miktar bekliyorum. Bu şekilde alçının tam manasıyla sürmüş olduğu malzemeyi emmesi için. Şimdi kullanacağımız bir iki malzememiz var. İlk önce dentin ile başlayacağız. Dentin kutusunu hangi rengi kullanacaksak o rengi seçiyoruz ve kullanmadan önce bir miktar çalkalıyoruz. Daha sonrasında elimizde metrik kaşıklarımız var. Bunlar hangi boyda diş yapacağımıza ya da ne kadar malzemeye ihtiyacımız varsa bunlarla ağız kısımlarından o kadar malzeme alabiliyoruz. Biz bir tane santral yapacağız. Onun için bir ölçek, 1,5 ölçek gibi bir şey yeterli olacaktır. Kullandığımız malzemenin fazlasını tekrar kullanamıyoruz. Bu nedenle yeteri miktarda malzeme almamız gerekiyor. Hemen ağzını malzememizin kapatıp kenara koyuyoruz. Dentin çalışması yaparken, porselen çalışması yaparken normal su kullanmıyoruz. Her porselen malzemesinin tozunun bir likidi var. Kendine özel bir likidi var. Çalışmalarımız doğrultusunda bunları tercih edebiliriz. Ne kadar sulu kıvam ya da koyu kıvamda bir malzeme istiyorsak buna göre likit seçeneklerimizi değiştirebiliriz. Bizim elimizde 3 farklı likit mevcut. Bunlardan bir tanesi Keronor 6, diğeri işte gene Kerem Keramik firmasının Turka formu, daha çok işte özel çalışmalarda kullanılan bir de stil formu. Bunların her üçü de piyasada çok sık kullanılan ve tercih edilen markalardan biri. Sadece hamur kıvamını elde ederken bize daha rahat çalışmamızı sağlıyor ve bunları biz deneyerek öğreniyoruz. Diğer büyük firmaların da ellerinde farklı likitler var. Örnek veriyorum GC'nin ya da işte G-Serum'un ya da Kulzer'in ya da Evoque'ların, Vita'nın her birinin kendin başına öğretmiş olduğu ve porselen tozlarıyla bağdaşık olarak üretmiş olduğu ve tercih ettiği özel likitler var. İsterseniz her firmanın size önermiş olduğu ve aynı marka likitleri de kullanabilirsiniz. İsterseniz bunlarla uyumlu olan farklı markaların farklı likitlerini de kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen tercih sebebi ve çalışma kolaylığı sağlayan malzemeler. Şimdi biz toz ve likit oranını ayarlarken normalde su kullanmadığımızdan bahsettik. Çünkü suyu kullanabiliriz, saf su kullanabiliriz ama su çok çabuk buharlaşıyor. Biz hamurumuzu, porselen hamurunu kronun üzerine teperken çok hızlı bir buharlaşma istemiyoruz. Yani nemi kontrol etmek istiyoruz. Likitin bu noktada çok uçucu olmamasını istiyoruz ve bize çalışma süresini uzatmasını istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken ise bize ekstra bir süre kazanımı sağlaması gerekiyor ve kolaylık sağlaması gerekiyor. Benim her katmanımda, her fırça darbesinde, her malzeme ekleyişimde oradaki kullanmış olduğum malzemenin ve porselen moleküllerinin birbiri içerisine adapte olması ve
kısmına şöyle ihtiyacım olacak doğrultuda bir miktar likit takviyesi yapabilirim. Daha sonrasında burada üzerindeki fazla nemi şu şekilde peçeteyi üzerine bırakarak formunu kaybetmeden 4-5 kat gibi bir üst üste porselen malzemesini yığabiliyorsanız o zaman ne yapıyorum? Benim karıştırmış olduğum malzeme tamamen stabil ve çalışmaya hazır demektir. Şimdi ise artık kronumuzu koyup yerine yerleştirip üzerine tepimler yapacağız. Şimdi bu malzememizi de diğer tarafa alıyoruz. Ve çalışmadan önce şu ön bölgeyi birazcık fırçamızı alabilmek için açılandırıyoruz. Şu şekilde ezerek açılandırıyorum ki ben şöyle fırçamı alttan aldığım zaman fırçanın ucuna benim kullanmış olduğum malzeme gelebilsin ve ben rahatlıkla çalışmama devam edebileyim. Şimdi izole etmiş olduğumuz kronumuzu elimize aldık. Daha önce pişirmiş olduğumuz, opaklarını sürmüş olduğumuz kronumuzu yerine yerleştirdim. Asla bu aşamada elime dokunmuyorum. Ufak bir kurutma kağıdı ya da peçete aldım. Şöyle palatinalden destekliyorum. Elimle kontrol etmeye çalışıyorum. İlk yapacağım işlem benim. Burada dentin tepimi yapmak ve dişin ana hatlarını çıkartmak. Burada hemen şöyle bir dişin yüzeyine bakarsak. İki tane kenarımız var. Bu kenarların doğrultusunda şu insizelin uç seviyesine kadar ben kronumun tepimini gerçekleştireceğim. Sonrasında mamelonlarımı oluşturacağım ve daha sonra ise şeffaf olan tepimimi yapacağım. Yani insizel tepimi ya da mine tepimimi yapacağım ve tekrar bir fırınlama işlemi yapacağım. Bu aşamada tepim esnasında sürekli olarak kullanmış olduğum buradaki porselen malzemesinin
nemini kontrol edeceğim ve buradaki kurutma kağıdının ya da peçetenin nemi çok fazla çekmemesini sağlayacağım. Eğer ki gereğinden fazla porselen malzemesinin içerisinde sıvı ya da likit olursa, bu fırınlamadan sonrasında böyle süt beyaz kıvamında bir görüntü çıkacak ortaya. Bu da ince porselen partiküllerinin birbiriyle yeterince yakınlaşmamasına, arada hava boşlukları kalmasına neden olduğu için bu sonucu alacağız. Eğer ki çok fazla kurutursam, yani çok fazla nemini alırsam, bu sefer ne olacak? Fırınlama esnasında çıkacak şekil, bu sefer kuru olduğu için aralarda hava boşluğu olacak ve buzlu bir görüntü ortaya çıkacak. Ve biz gözümüzle o hava boşluğu
destekleyelim. Şimdi kronu yerinden çıkartacağız. Bunun için bir peçeteyi önce önümüze yerleştiriyoruz. Sonra ufak meşteri alıyoruz. Ve palatinalden şu şekilde metalin olduğu bölgeye şöyle çok ufak bir hamle yapıyoruz. Ve sonrasında bunu peçeteyle tutarak yerinden çıkartıyoruz.
zaten pişimi için. Fırına yerleştireceğiz. Daha sonrasında miniye devam edeceğiz. Ekran olduğu için bir tane statif aldım. Sıkmadan üzerine bırakıyorum. Şimdi pişim için fırınlamaya geçiyoruz. Fırınımızın potasını aşağı indiriyoruz. Statifi yerine yerleştiriyoruz ve kenarlardan mutlaka kontrol ediyorum. Şimdi program. Burada hangi malzemeyi kullanacaksam, şu an ne yapıyorsam. Ben G-Serum malzemesini kullandım. Bunun için G-Serum birinci dentin pişimini yapıyorum. Daha öncesinde programlamıştım zaten. Sadece start diyorum. Ve yaklaşık 17 dakika gibi bir süre sürecek. 550 derecede başlayacak. Ve 15 dakika, 16 dakika sonrasında ise pişmiş bir şekilde kronom çıkacak. Kronumuzu soğuması için kenara alıp